iki ayrı hafta aralığında bizler bebeklerin tüm vücut anatomik taramasını yapıyoruz. Bunlardan ilki 11 ila 14. hafta arasında, en güzeli 12 hafta artı dediğimiz haftada yapılan detaylı ultrason. Bebeğimizin kafa kemiklerinin oluşması lazım. Karın ön duvarının kapanması, bağırsaklarının iç kısma yerleşmesi lazım. Bebeğin el ve ayaklarının hareketlerini gözlenmesi lazım. Ve ana olarak mesela idrar torbası, midesinin yerleşimi, kalbinin pozisyonu, kafa içinde görmemiz gereken yapılar var çünkü. Bunları görmemiz lazım. Biz bu haftada özellikle anneyi de aslında kontrol ediyoruz. Bebek, rahim ve rahim damarları bizler tarafından gözden geçiriliyor. Kafatasından ayak parmağına kadar kemikleri olsun, organlar olsun, her şeyine bakıldığı için, damarlarına kadar bakıldığı için daha şu an içimiz huzurlu. Teste iyi çıktığı için. 12. haftada biz bir de Down sendromu taraması yapıyoruz. 35 yaş üstü anne adaylarımız. Bir önceki bebeğinde Down sendromu olmuş, kromozom anormalliği olmuş anne adaylarımız veya ultrasonu normal, her şey normal ama ense kalınlığı olan, ense bölgesindeki kalınlık 3 mm'nin üzerine çıkmış anne adaylarımıza ikili test yerine DNA testini öneriyoruz. Pozitif çıksa bile DNA testini kesinleştirmek için amniyosentez işlemimiz yine en sağlam, en kesin test olarak yerini koruyor. İlk önce beyin yapısına bakıldı. Down sendromlu olup olmayacağı kontrol edildi. İç organlarına bakıldı. Kemik yapısına bakıldı. Yani hepsinin normal olması, normal boyutlarda olması tabii ki çok sevindirici. Bir diğeri gebeliğin 20-21. Haftalarına rast getirdiğimiz ikinci detaylı ultrason dediğimiz işlem. Bebeğimizin yine ana uzuv taramaları yapılmakta. Bu uzuv taramalarının içerisine öncelikle kemik ölçümleriyle başlanan bir incelemedir. Daha sonra kafa içi yapılar, kalp incelemesi, ana damarlarımızın yeri, organlarımızın konfigürasyonu, safra kesesinin görülmesi, idrar torbasının cinsiyetinin sağlıklı görülmesi gibi çok sayıda ayrıntılı organ incelemesidir. Dört boyutlu göreceğimizi hiç düşünmüyorduk. Burnu, ağzı, kulağı, işte kolları, her şeyi net seçebiliyoruz. Dört boyutlu olması o yüzden bayağı bir avantajlı. Herkes de bana benzetiyor. O da biraz güzel. Bir de kız çocuğu istiyorduk. Kız çocuğu geliyor. O yönden de mutluyuz açıkçası. Sağlıklı olsun. Önemli değil. Annesine benzemiş, bana benzemiş. Önemli olan sağlığı. Herkes babaya benzetiyor. Güzel. Gerçekten orada ne görüyorsanız sonradan öyle oluyormuş. Bakalım inşallah sağlıklı kucağımıza alacağız.